Ayrılık olmadan olmaz mıydı Ateş? Bir yolunu bulabilirdik. Nasıl döneceğiz şimdi buradan? Umut biterse hayat biter Ayşe. Çocuktum. Kötü bir rüyadan ağlayarak uyandım. Anne yerine hala diye ağladım. Halam bir daha korkmayayım diye bu kolyeyi verdi bana. Mikail dedi. Yardım istediğin her an gelir. Seni sevgiyle korur. Hiçbir şeyden korkmaz, yalnız hissetmezsin dedi. Ama boynundan hiç çıkarma. O günden beri ilk defa senin için çıkardım bu kolyeyi boynumdan Ayşen. Ben yokken korkma, üzülme. Yalnız hissetme diye. Bunun geçici bir ayrılık olduğunu hep hatırla. Beni unutma diye. Ben de sana aşık oldum. Alo Ateş. Pencereye çık. Gerçekten mi? Ateş sen yoksa... Geldin mi yoksa? Ne zaman bir yıldız kaysa... Gökyüzüne aşık yıldız bir anlığına parlar... Kayan yıldızı izleyen kişinin gönlünü aydınlatırmış. O yüzden mi yıldız kaydığı zaman dilek tutulurmuş? Evet. Dileği olanın yüreği aydınlansın diye. Ama yıldız kaymadı ki. Ayrıca kaysa bile benim dileğim tutmuyor. Hiçbir yıldız benim gönlümü aydınlatmıyor. Tamam, hemen karamsarlaşmayalım istersen. Şöyle yapalım. Şu an ne olmasını isterdin? Çatı katında olmanı isterdim. Bana beceriksizce çiçek uzatmanı, ondan sonra o çiçeği düşürdükten sonraki suratındaki şapşal ifadeyi görmek isterdim. Belki birlikte bir dilek tutarız. Tutamayız. Neden? Çünkü ayrı pencerelerden bakıp da aynı dileğin gerçekleşmesini bekleyemeyiz. Ayşe. Kapatmam lazım. Kolyeyi buldum mu diyecektim. Ayrı pencereler. Thank you.
Alo Ayşe. Alo Ateş. Ben geldim, kapıdayım. Ne demek kapıdayım? Yani nasıl? Yalıya mı geldin? Evet. İyi de sen yani... Ayşe, bir şey mi oldu? Yani gecenin bir vakti sen şimdi neden geldin ki? Aynı pencereden bakıp aynı zileyi tutmaya geldim. Alo? Orada mısın? Hayır. Ben buradayım. Hemen geliyorum, bekle. Hayda. Hasan abi? Nasılsın? Teşekkür ederim Atış Bey. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. İyiyim, sağ ol. Sağ ol da... Ya bu bizim bahçedeki deliği ben yokken kapatmadınız mı? Kapalıydı. Bu yan tarafın köpeği yine dadanmış bizim bahçeye. Bir kontrol etsene sana zahmet. Tamam, bakıyorum şimdi. Tamam. Seni iyi alıştır ha böyle evden kaçmaya. Kimseyi görmeden eve geçelim. Asaf amcaya bir delil daha bırakamam. Ayşen, sen şimdi bu merdivenlerden direkt çatı katına çıkıyorsun, tamam mı? Başıma Ateş. Ya merak etme. Ben hemen geliyorum şimdi. Tamam? Kimseyi görünme. Hadi. Demek buldun kolyeyi ya. Sen eve dönene kadar da asla çıkarmayacağım. Ayşen, senin olmadığın hiçbir yerde bana güzel gelmiyor artık. Ben daha şimdiden evimizi özledim. Bizimkiler burada olduğumu duyarsa var ya, ben biterim. Hatta abim duyarsa ikimiz de biteriz. Ateş, düşünebiliyor musun? Düşünmek bile istemiyorum. At bu kötü düşünceleri kafandan ya. Bak, sen gecenin bir yarısı her şeyi bırakıp benim için buraya kadar geldin ya, ben seni ölsem de bırakmam artık. Biliyor musun, ben sana çok alıştım. Hatta var ya, ben sana bayağı... Yasemin bu. Ateş, aç kapıyı. Gel. Olmazsana. Geç şuraya. Ya açtım. Patlama, dur. Demir? Ateş! Müdürüz!